bir ömür mutlu olun. Senin şu bahsettiğin geçmiş hakkındaki gerçekleri annen biliyordu, baban biliyordu ve büyük baban da biliyordu. Yani hepsi bu gerçeği biliyorlardı. Bu ev zor zamanlarınızda size yardımcı oldu. Bunu ömrünce unutma. Tapasya'nın sevgisi sayesinde aramıza girdi. Sakın bunu unutma. Banş evladım, sana da kızımızı emanet ediyoruz. Bunu görüyor musun anne? Birilerinin kem gözü damadı etkilemişe benziyor. Eğer kızımızın mutluluğunu istemeyen kem gözlü biri varsa, kem gözleri kendine dönsün. Senin hayır duanı bile almadı. Böyle bir madde bağımlısından daha fazlasını beklemezdim. Bu kızdan başka onunla kim evlenirdi ki zaten? Bay Takur, artık törene başlayabiliriz. Aa, evet, evet, tabii. Bizim için sakıncası yok. Bir an önce başlayalım ki kızımız da yerini yurdunu bilsin, öyle değil mi? İkisi de mutlu olsunlar. Bay Takur, Gumanti Tapasya'nın bizimle gelmesini istedi. Töreni tamamlayabilmek için evde olması gerekiyor. Ah, tabii tabii, elbette. Neden olmasın? İççaya da yardımcı olur.
Kız kardeşimin ayrılığı yüzünden çok üzgünüm. Ama bu evin gelini olarak sana hoş geldin diyorum. Deli misin? Niçin ağlıyorsun? Ağlama lütfen İtça. Birlikteliğimiz aynen devam edecek. Seninle hep beraber olacağız. Eğer sen de istersen tabii ki. Seni hiç terk etmeyeceğim. Size hayır duamdan başka verilebilecek bir şeyim yok. Benim kızımı kabul ettin. Onu hep koru. Senden tek isteğim bu. Başka bir isteğim yok oğlum. Bu kadar. Bir anne olarak tek isteğim bu. Anne. Kendine iyi bak, olur mu? Tamam İtça. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise